Terör Türkiye'nin başkentini bir kez daha vurdu. Merasim Sokak'ta askerlere hedef alan saldırının üzerinden bir ay bile geçmeden bu kez Güven Park'ta bombalı araç havaya uçuruldu. En az 37 kişi hayatını kaybetti. 122 kişi yaralandı. Yaralılardan 19'unun durumu ağır. Yayın yasağı sebebiyle olay anı ve hemen sonrasına ait sıcak görüntüleri aktaramayacağız. Ankara saldırısı ile ilgili ilk haberimizde dün akşama döneceğiz ve genel hatlarıyla olayı aktaracağız. Türkiye'nin kalbi Ankara, Ankara'nın kalbi Kızılay. Terör saat 18.45'te Kızılay Güven Parkı vurdu. Hain saldırı her gün on binlerce kişinin geçiş yaptığı bir noktada, Yargıtay, Milli Eğitim Bakanlığı ve Eski Başbakanlık binasının 100 metre ilerisinde Atatürk Bulvarı'nda gerçekleşti. Bomba yüklü araç özel bir halk otobüsünü arkadan çarparak infilak etti. Patlamayla birlikte 5 araç tamamen yandı, 20 araç ve çevredeki binalar zarar gördü. Çankaya'nın yanı sıra Altındağ ve Mamak ilçelerinden bile duyulan patlamada onlarca kişi yaralandı. Ters yöne gelmiş siyah bir araba ama hızlıydı. Ters yönden tam buraya geldi, bizim hizaya geldi. Burada kendi patladı. Arabanın buradan girdi. Bu yana çıktı. 5-6 kişi götü gitti. O anda ben buraya şöyle bir şey girdi. Ben uçtum. Ankara'nın hastaneler bölgesi olarak bilinen Sıhhiye'deki tüm ambulanslar buraya yönlendirildi. Sağlık ekipleri yaralıları hastanelere yetiştirebilmek için zamana karşı yarış verdi. Yaralılar 10 farklı hastanede tedavi altına alındı. Güvenlik güçleri ikinci bir patlama olasılığına karşı olay yerine kimseyi yaklaştırmadı. Kanlı eylemin bilançosuna ait ilk açıklama Ankara Valiliği'nden geldi. Valilik 27 kişinin öldüğünü, 75 kişinin yaralandığını duyurdu. Dakikalar sonra Sağlık Bakanı daha yüksek rakamlarla basının karşısına çıktı. Olay yerinde ölen sayısının, vefat eden sayısının 30 olduğu, hastanelerimize gelip de hastanede vefat eden sayının 4 vatandaşımızı hastanelerde kaybettik. Olayın vehameti anlaşılınca Ankara'daki diğer patlamalarda olduğu gibi yayın yasağı kararı alındı. Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği olay yerine ait görüntüler ve soruşturma dosyasının içeriğine yayın yasağı getirdi. Bu kez yayın yasağı daha da geniş tutuldu. Sosyal medyada da patlama anına ilişkin görüntülerin paylaşılması yasaklandı. Olay yerinde sabaha kadar uzmanlar tarafından inceleme yapıldı. Tüm kanıtlar paketlenerek kriminal laboratuvarına gönderildi. Patlamanın yaşandığı Kızılay Meydanı ve meydana çıkan tüm yollar bir günlüğüne trafiğe kapatıldı. Saldırıda yanan araçlar üstleri örtülerek sabah saatlerinde olay yerinden kaldırıldı. Saatler 9.30'u gösterdiğinde Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu bir kez daha kameralar karşısına geçti ve ölenlerin sayısının 37'ye yükseldiğini duyurdu. Dün akşam itibariyle olay yerinde 30 kaybımız var ama bu 30 kayıptan birinin kesin, ikincisi şüpheli terörist olması söz konusu. Bu sabah itibariyle biri Hacettepe'de, biri Numune'de, biri de Ankara Eğitim Araştırma Hastanemizde olmak üzere 3 vatandaşımızı da kaybettik. Dolayısıyla hastanelerimizde kaybettiğimiz vatandaşımızın sayısı 7 oldu. Ankara'daki katliamın bilançosu daha da artabilir. Hastanelerde durumu kritik olan 14 yaralı var. Şu anda hastanelerimizde 71 yaralımız var. Bunlardan 14'ü acil servislerinde müşahede altında.